Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogtan merhaba. Nasılsınız? Umarım herkes için her şey yolundadır. Bizim için her şey çok güzel. Bayramı bitirdik. Bugün günlerden cumartesi. Bugün bir bakım makyaj vlogu başlatayım istedim. Hep beraber güzel bir vlog çekelim istiyorum. Böyle bayram nasıl geçti? Vallahi kimse gelmedi. Bütün yaptığım sarmaları, börekleri, kendimiz yedik, çikolataları, tatları hep kendimiz yedik. Bayramın birinci günü akşam üzeri mangal yakmaya gittik. Eşyamızı karşılayan arkadaşlar da dışarıdalarmış. Daha önce Batman'dayken bayramlaşmaya gitmişiz. Ama tabii ki bir kere görüşünce aradan da 12 sene geçince unutuluyor. Arkadaş da unutmuş, ben de tamamen unutmuştum zaten. Öyle bir yeniden bir tanışma oldu. Onlar da geldiler. Öyle bir tanıştık. Bayramın ikinci günü dediler ki okey de bize rakip dayanmıyor. Gelin bir okey oynayalım. Gittik. Okey de tabii ki yendim. O gün çok şanslıydım. Bütün çift okeyler bendeydi. O gün bayağı eğlendik. Güzel geçti. Ondan sonraki gün yani bayramın üçüncü günü Kemal görevdeydi. Dün de biz arkadaşları tekrar çağırdık. Bize buyurun gelin. Okey'in revanşını yapalım dedik. Biz de vakit geçirdik. Keyifliydi. Biz ailecek çok sevdik. Umarım onlar da bizi sevmiştir diyoruz. Böyle bakalım. Bayramını bitirdik. Valla bayram bayram gibi miydi? Tabii ki değildi. Covid'den önceki bayramları bile arar olduk. Neyse artık yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Bu virüs bir an önce bitsin diyoruz. Saçlarım şu anda hala nemli. Şu anda hemen hızlıca bir kurutalım. Bu arada sesim yankılanıyor olabilir. Buranın ışığı daha güzel ve saçlarım kuruturken dökülüyor. Bu sıcakta sıcakla saç kurutmak mümkün değil. Öyle bir baba yiğit daha hala yoktur bence. Hemen saçlarımı bir kurutayım. Evet, yeterli. Bunu hemen kaldırayım. Şimdi lensimi takayım. Benim gözlerim bozuk. Sol gözümde astigmat, sağ gözümde miyop var. Gözlük kullanamıyorum. Gözlük kullanamadığım için gözümde ileri derecede bozuk olduğu için çok beni rahatsız ediyor. Akşamları falan araba kesinlikle kullanamıyorum. Televizyon izlerken bayağı ağrı yapıyordu. Önceden astigmatlar lens kullanamıyorlardı. Ama şu son 3-4 senedir artık kullanabiliyoruz. Ellerimi yıkayayım. Lensimi takacağım. Şeffaf lens kullanıyorum. Gözlerim zaten renkli. Bir ara mavi bir lens aldım. Derecesizdi. Sadece renkli lensti. Sırf merakımdan hani nasıl durur acaba diye aldı. O kadar puslu görüyorsunuz ki. Hiç rahat edemedim. Eşime verdim, sen kullan dedim. O biraz kullandı. Biraz kızım kullandı. Tabii ki solüsyonlarıyla sürekli temizliyoruz yani. Aslında kişiye özel. Tabii ki kullanmamız, öyle yapmamız hataydı ama merakları gitsin diye. Oğlum takmak istedi. Sonra İstanbul'a gitmiştik. Defne'ye dedim ki istersen al, kullanabilirsin. Zaten bir aylıktı. Bir 10-15 gün süresi vardı bitmesine, ona verdim. Allah, o da kullandı mı kullanmadı mı bilmiyorum. Şöyle lenslerin böyle kutusunun içinde ben bunun solüsyonunu yani bunu günlük değiştiriyorum. Çünkü makyaj yapıyorum sürekli ve gözümde işte rimelin, makyajın artıkları kalıyor maalesef. Lense de yapışmış oluyor bu. Gece çıkartınca yıkayıp solüsyonunu değiştiriyorum. Hem mikrop kapmamış oluyor gözlerim. Hem de temiz bakmış oluyorum. Şöyle elime aldım lensi. Görüyorsunuz. Şeffaf. Bunu ben takarken o kadar çok video izledim ki.
lens nasıl takılır çok merak ediyordum ve asla takamam diyordum. Yani ben elimi gözümü asla götüremem diyordum. Ama aslında çok basitmiş. Neden basit? Göz bebeğimize elimizi değmiyoruz ama bu beyaz kısma rahatlıkla dokunabiliyorsunuz parmağınızla. Lensi de şimdi ben o beyaz kısma koyacağım. Gözümü kapatıp açtıktan sonra o kendi kendine yerine oturuyor zaten. Oh, niye böyle soluk soluğa kaldım bilmiyorum. Evet, şimdi şöyle yapıyoruz. Taktım şu anda lensimi. Ve çıktı. Niye böyle oldu? Bu çok yumuşak. Bundan önceki kullandığım lensim Min markası Airwick'ti. O biraz daha kalın bu lense göre ve kullanımı çok rahattı. Gerçekten ondan kullanmayı çok istedim ama bulamadık maalesef. Ne Edirne'de ne Ankara'da bulamadık. En son artık lensim bitmişti. Tarihi bayağı geçmişti. Normalde bir aylık lensler. Ben 40 gün falan kullandım. Öylelikle bu markayı aldım ama gerçekten çok ince takarken, çıkartırken sürekli kıvrılıyor. O yüzden de zorlanıyorum. Şimdi tekrar deneyelim. Evet. Şu anda yerine oturdu. Biraz içindeki su akıyor. Şu anda gözüm yaşarmadı aslında. O içinde kalan solüsyonumun suyu gözüme taktığım zaman çıkıyor. Şimdi aslında çok basit takıyorum kendime ama böyle kamera karşısında biraz zorlandım. Neden acaba? Bu lensimi de aynı şekilde böyle aldım. Yine aynı şekilde elim ıslak kayıyor. Yine bu şekilde oturtturdum. Bunu daha rahat taktım. Şu anda gözüme oturmadı burada. Şu anda oturdu. Bu gözümün altındaki yağ bezelerini görüyor musunuz? Bunlar benim kızıma hamileyken çıktı. İlk zamanlar böyle tek tüktü ve önemsemedim. Ben nereden bileyim o kadar çoğalacağını. O zaman Batman'da devlet hastanesinde cildiye bölümüne gittim. Bunları tek tük olanları şırıngayla cildiyeci aldı. Ve ondan sonra ben hiç üzerine düşmedim. Vücut kendi üretiyor. Tedavisi yoktu son zamanlara kadar. Edirne'deyken gittiğim güzellik merkezi son bir ay kala bizim gelmemize son bir ay kala bir makine getirdi. O makineyle de bu yağ bezelerinin tedavisi vardı. Aslında ona gitmeyi çok istedim. Bayağı araştırdım. Yaptığı işlemleri izledim. Daha sonra gitmeye karar verdim. Randevu istedim. Dedi ki maalesef yapamıyoruz. Eylül döneminde başlayacak işlemlerimiz. Yani biz yaparız ama sizin güneşten yani yaz dönemi olduğu için ne kadar korursanız da o sorumluluğu kabul edemiyoruz dedi maalesef. 2 saatte bir güneş kremi sürmek zorundasınız. Ve bu şeyi sorumluluğu göze alamam dedi Bayan Aysel Hanım. Ve maalesef öyle kaldı. Aslında orada yaptırsaydım çok istiyordum. Çok rahatsız ediyor beni bu böyle. Yani aslında göz altlarımda çok kırışıklığım yok ama bunlar beni maalesef rahatsız ediyor. Öyle. Şimdi lensimi de taktığıma göre saç şekillendirme işlemine geçebiliriz. Bunu ne yapacağım? Böyle kendi bukleleri var. Arasına saçınızı ufak bir parça sıkıştırıyorsunuz. Buradan açıp böyle böyle sararak bukle yapıyorsunuz. Çok basit yapımı. Çok kolay. Isınsın. Burası çok sıcak oldu. Şu kapıyı açalım biraz. Saçlarımı ayırmadan öyle rastgele aldığım tutamlarla böyle yuvarlak
Böyle de kontrol edebiliyorsunuz ısındığını, yani saça ne kadar zarar vereceğini. Bu arada Van o kadar sıcak ki gerçekten tarihinde böyle sıcak görülmemiş. Van bile bu kadar sıcakken diğer illeri düşünemiyorum. Düşünemiyorum yani. Gece çok zor yatıyoruz. Sabah güneşini bütün odalar alıyor. Yani kaçacak hiçbir yeriniz yok. Ya mutfağa ya da koridora yatmak zorundasınız sabahları. Felaket yani. Aşıya randevu aldım bu arada. Aile hekimliğinde yaptırmak istediğim aşı vardı. O yüzden ben aile hekimliğine gitmek istemiştim. Ama hala kontrol ettiğimde adresim Edirne görünüyor. Akşam tesadüf eseri özel hastaneye baktım. Olmak istediğim aşı var mı diye. Varmış. Bugün hemen akşam 5'e randevu aldım. Biraz heyecanlıyım, korkuyorum. Yan etkisi olur mu, ağrı yapar mı gerçekten bilmiyorum yani ama inşallah olmaz. Bu makineyi de seneler önce almıştım biliyor musunuz? Antalya'da 2013 ya da 2014. 2014 değildir, 2013'tür. Çalışırken hatta bunu iş yerine götürüyordum. İş yerinde bırakıyordum daha doğrusu. Sabah gidip orada saçlarımı yapıyordum. Evet. Şimdi saçım bitti. Bu Botanica'nın keratin yağından. Şimdi makyajımıza geçelim. Şöyle hafif bir yaz makyajı yapalım. Öncelikle yüzümü bir tonikleyeyim istiyorum. Daha önce Farmasi'nin çay ağacı yağı, yüz yıkama jeli ve toniğini kullanıyordum. Watson's'tan bunu aldım. Bunu da çok övüyorlar yağlı ciltler için. Bakalım. Yani birkaç seferdir kullandım ama çay ağacı, bu da çay ağacı özlü aslında. Lakin Farmasi'ninki gibi böyle yüzüme sürdüğüm zaman yakmıyor. Yakmadığı zaman da sanki ben de etkisi yokmuş gibi hissediyorum ama tabii düzenli kullanmakta fayda var. Şimdi şöyle saçımı biraz toparlayayım istiyorum. Ellerimi de yıkayayım. Saçıma yağ sürdüm ya, ellerim hepsi yağlı. Öncelikle bu Avene'nin 50 faktörlü yağlı ciltler için olan güneş kremini sürüyorum. Bunda güneş kremlerinde iki parmak kuralı var biliyorsunuz. Ben yeni öğrendim şahsen. Az sürdüğüm için de sanırım bu zamana kadar veya doğru güneş kremini bulamadığım için bu anlamında bakın böyle geçmeyen bir güneş lekem var. Böyle şimdi bunu ben bundan çok memnun kaldım. Çok sevdim. Sürdüğüm zaman
Yüzüme bir aydınlık bırakıyor. Tamam, böyle beyaz kalmıyor, merak etmeyin. Yedireceğiz tamamen. Maybelline'in kapatıcısını kullanacağım. Numarası 02. Biraz beyaz kalıyor ama ben tenime uygun bir fondöten veya kapatıcı bulamıyorum maalesef. Tenim sarı, buğday, ne esmer ne beyazım. Maalesef o yüzden tam böyle cildimin tonunda bir renk bulamıyorum. Da çok az kalmış zaten, bitmek üzere. Çok memnunum Maybelline'den. Şuradaki aynamda yapayım ben. Sizi biraz yan dönüyorum ama. Parlamayı önlemek için birazcık pudra kullanmak istiyorum. Pudramda Rimmel markasının numarası yazmıyor. Ben şu özellikle T bölgeme uyguluyorum ki parlamayayım. Kontür paletimi getirmemişim. Bizde. Valla bunun markası ne bilmiyorum. Ben bunu Trendyol'dan almıştım. Rengi o kadar çok hoşuma gitmişti ki böyle şeftali gibi gelmişti. Wow. Eve bir geldi pembe. Bildiğiniz pembe yani şu anda. Böyle güldüğüm zaman elmacık kemiklerim daha da çok çıksın diye. Böyle daha güzel oluyor. Seviyorum. Şöyle bundan. Gözümün üzerine de sürsem ne olur? Yani pembe tonları ben kendime çok yakıştırıyorum. Şöyle elimle. Ya vallahi fırça nedir ki ya? El en güzeli. Bu sesler bu arada bizim evden gelmiyor arkadaşlar. Vallahi yan dairenin mutfağı muhtemelen bizim banyonun, yani bu duvarın arkası. Yani banyodan çünkü bu kadar ses gelmemesi lazım. Eğer banyoysa. İnsanların banyoda yaşıyor olması lazım. Sanırım mutfak veya oda, bilemiyorum. Çok ses geliyor. Şimdi şu kaş kalemimle, kaş farı falan kullanmıyorum. Kaşlarımı yaptırmayı çok istiyorum. Yani sadece şu bölgem bile yapılsa gerçekten o kadar mutlu olacağım ki. Yani şuralarım boş, görüyorsunuz. Buralarımı sadece kalemle kapatıyorum. Şurada yapayım. Böyle. Eşit oldu değil mi? Aslında İstanbul'dayken yaptırmayı düşündüm. İstanbul'a gittiğimde baya baya böyle gidip yaptıracaktım. Ama saçlarım biliyorsunuz baya sarı. Ya kaşlarım da bundan daha koyu olursa diye çok korktum ve vazgeçtim. Benim düşündüğüm zamanlardı bu açık
açık renk kaşlar yapılmıyordu o zaman. Yani bildiğiniz böyle kapkara kaşlı bir şekilde çıkıyordunuz. Tabii ki zamanla açılıyor ama ilk yapıldığı zaman, ilk 2 hafta ben nereye çıkabilirim bu kaşla? Şimdi eyeliner sürmeyeceğim. Kirpik makası kullanıyorum. Hiç kirpiğim yok ama böyle makasla kıvırdığım zaman çok hoşuma gidiyor. Aslında varmış. Normalde bu rimeli kullanıyorum. Ama bu aralar Golden Rose'un şu anda markası silinmiş. Birkaç gündür bunu kullanıyorum. Böyle tek tek ayırıyor. Hoşuma gidiyor. Kıvırdığım zaman özellikle kirpiklerimi. Göz makyajımız tamam. Ruja karar veremedim hala. Bunu mu? Bu farmasinin şeftali tonu tamamen. Ama çok şey duruyor dudakta. Böyle kuru duruyor. Memnun kalmadım. Bu da Maybelline'in kaç numarası? 130 numarası. Bu biraz göründüğünden daha koyu ama çok kalıcı bir ruj. Gerçekten bunun kırmızısını da almıştım. Şundan sürelim bakalım. Beğenmezsek değiştiririz. Bu ruj biraz göz makyajım ağır olduğu zaman daha güzel duruyor. Yani dudak arka planda olsun diye ama bu sefer hoşuma gitmedi. Kalıcı bir ruj çıkmıyor. Neyse. Böyle makyajımı tamamlamış oldum. Çok da abartmaya gerek yok. Dediğim gibi yaz makyajı oldu. Kışın daha ağır makyajlar yapıyorum. Eyeliner'ım hiç eksik olmuyor. Ama şu anda bence yeterli. Şunu biraz daha böyle yapabilirim. Saçlarımı birazcık tarayayım. Evet. Bir saç yapımı ve makyaj videosunun sonuna geldik. Umarım beğenerek keyifle izlemişsinizdir diyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.